kaçırmaz. Cin. Anne, seninki gene karnına yastığı sokmuş, aynada kendine bakıyordu. Yine bizim odaya mı girdin halacık? Ay çok merak ediyorum, ne yapayım? Suzan'ı böyle helecanlı görmek pek eğlenceli oluyor. Aman halacık, bu dönemler Suzan çok hassas. Her şey kırılıyor, üzülüyor. Çok dikkat etmemiz gerek. Ay pek erken başladı bu hassas haller yani. Öyle deme halacık. İnsan genç çocuk sahibi olunca bazı şeyleri çabuk yaşıyor. Ona görmemişin çocuğu olmuş. Tövbe tövbe, konuşturacaksın şimdi beni. Halacık, bu bizim ufaklığım. Ben doğurmayacağıma göre tabii ki sizinkine. Hem sen ne yapıyorsun bakayım? Bırak bakayım şunu. Bir şey yapmıyorum halacık. Sökeceksin. Bir dakika bak. Bozulacaksın. Bozma halacığım, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ben çıkıyorum. Bak bak halacık, ufaklar ne ölmüş. Dur. Dur. Sökeceksin. Ay elinize sağlık Mevlim hala. Beyaz. Kız da olsa, erkek de olsa giyer. Artık giydirdikçe sizi alırız. Torunumu görmeden ölmeyeceğim. Merak etme. Ne dedim şimdi ben abi? Hassas bir dönemi dedi. Hadi görüşürüz. Bunların hepsi hassas. Yandık. İşte karışmış. Dostum, bu ne gelim ya? Yani olacak iş değil. Vallahi olacak iş değil. Ya ben psikiyatriste gideceğim ya da çocukları götüreceğim. Nedir sorun? Çilek. Yani her zamanki sorun diyebiliriz tabii. Ha, o zaman soruyu düzeltiyorum. Şöyle sorayım. Tatlı Bela'nın bu seferki marifeti nedir Sadık Bey? Sınıfta bir oğlana aşık olmuş. Ya altısını doldurmada daha ya şu kadar, bit kadar olacak iş mi? Dostum, abartıyorsun sen ya. Ya bizim de o yaşlarda ilk aşkımız olmadı mı? Sen gül bakalım, senin de kızın var. Büyüyünce göreceğiz. O zaman da ben sana böyle ha 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 diye güleceğim ya. Neler oluyor orada? Dur bir dakika dur. Selam hayatım. Ha? Merhaba anneanne. Bir şey mi izliyordun? Evet, seyrediyordum. Ben sana daha fazla engel olmayayım. Annen oralardaysa çağırsana bakayım. Bir dakika. Anne. Bir dakika, salona gelir misin? Şu işimi bitireyim, geliyorum. Şimdi gel. Ne oldu? Yine anneannem televizyonumuzu ele geçirdi. Ay yine ne istiyormuş? İşte orada. Ne var anneciğim? Ay ne güzel bir selamlama bu böyle. Anne biliyorsun öyle birdenbire televizyonun içinde belirmen hiç hoş değil. Ben de eve normal şartlarda gelebildiğim zamanlar bunu yapmamaya çalışıyorum biliyorsun. Şimdi gelemiyor musun? Gelemiyorum tabii. Şatoya gelirsen ne halde olduğumu görürsün. Tamam geliyorum. Hadi. Hadi Toprak yürü, anneannene gidiyoruz. Ben oturup çizgi filmimi seyredeceğim. Canım orada seyredersin. İki saniyesini görmesen ne kaybedeceksin? Hadi. Hayır dedim. Aman iyi, tamam peki. Yaramazlık yapmak yok ama. Tamam. Dudu kalksın da söyleyeyim, sihirli aynasını kullanmadığı zamanlar televizyon kanallarını ayarlasın ki ben de böylece bomboş oturmaktan kurtulayım. Hem dışarıdaki dünyada neler oluyor haberim olur. Selam baba. Selam kızım. Hayrola, bu kadar erken şatoya gelmezdin sen, ne oldu? Annem çağırdı. Aa, uyanmış mı? Bu sabah hiç yanıma inmedi. Aa, öyle mi? Demek ki bir aksilik var. En iyisi ben yukarı çıkıp ona bir bakayım. Bak kızım bak. Dudu söz konusu olunca ne zaman aksilik yok ki?
Anne, hasta mısın? Sayılır. Ateşin mi var? Evet çocuklar, karışık olarak yerleştirdiğim bu kelimeleri düzgün bir sıraya koyup doğru şeklini defterlerinize yazacaksınız, tamam mı? Tamam öğretmenim. Zaten gemi yumuşak kemiği yapacağım. Pekala, teneffüsten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çıkabilirsiniz. Kantine gidelim mi? Yok Buket, ben gelmeyeceğim. Bu teneffüs sınıfta kalacağım. Yanıma geliyorsun. Kimse anlamasın diye. Neyi? Aramızda bir şey olduğunu. Var mı? Yok mu? Aslında sen utanma diye yanına gelmiyorum. Ben utanmıyorum ki. Evdeki herkes seni biliyor. Sınıf arkadaşlarımdan mı saklayacağım? Ne? Benden evdekilere bahsettin mi? Evet, annemle kardeşlerim zaten biliyordu. Bu sabah babama da söyledim. Ne dedi peki? Biraz kızdı. Söylemedin mi 14 yaşına gelmeden el ele tutuşmayacağız? Ancak 16 yaşında öpüşeceğiz diye. Söyledim. Bence ona daha da kızdı. Ya ayıp bir şey yapmıyoruz ki. Yumuşak G yazmasını bilmiyorum ama aşk ne demek biliyorum. Peki neymiş aşk? Akıla giderken birisi için en güzel takıları takmak. Aa, sen çocukluk resimlerimi getirdim. Göstereyim mi? Göster. Bak, burada 3 yaşındayım. Burada da 3 yaşındayım. Hadi ayı ver. Ne haber? İyidir senden? İyiyiz. Buket, çilek nerede? Kantinde. Kaan'la birlikte değil mi? Sınıftalar mı? Kantindeler. Ben o bücüreye göstereceğim. Ya Cem, saçmalama, rahat bırak çocukları. Kerem bitti, şimdi de Kaan başladı. Bana vakit kaybettirmeyin. Sınıftalar mı, kantindeler mi? Kantindeler. Demek ki sınıftalar. Ay, özür dilerim Ceren abla. Senin suçun değil Buket. Hadi suça gidip şunları ayıralım. Ay. Bak, burada 4 yaşındayım. Doğum günüm de çekildi. Hep 4-5 yaşındasın. 2 yaşındayken, yani bebekken çekilmiş resmin yok mu? Yok. Niye? Sen kendi sırana geç bakayım.